Hamarat Örgüler YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere iki şiş ile çok güzel bir örgü modeli göstereceğim. Özellikle bebek yeleklerinde çok kullanılıyor. Büyük yeleklerinde de kullanabilirsiniz ayrıca. Tamamen size ve isteğinize kalmış çok güzel, hızlı ilerleyen bir modelin yapımını elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Ben bunun için polosunun bebek yününü kullanacağım. Şimdi hemen modelin yapımına geçmek istiyorum daha lafımı uzatmadan. Modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor. Ben sizin için burada şimdi 30 ilmek kuracağım. 2 de kenar ilmeği kuracağım. Yani 34 ilmek şişime atacağım. Şimdi ben 34 ilmeğimi atayım. Daha sonra birlikte devam edelim. 32 ilmek kurdum. Bir sırada haroşa gittim. Ben lastik gitmeyeceğim. Direkt modeli dökeceğim. Siz modelin altına istediğiniz lastiği koyabilirsiniz. Modelime geçmeden önce arkadaşlar, Hamaratlı Örgüler YouTube kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil butonundan da bildirimleri açarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimize geçelim. İki ilmek kenar ilmeğim demiştim. Bunlar modelle alakası yok. Bunlar benim kenar ilmeğim. Şimdi modelimize geçiyorum. Bir düz ördüm. Şişime doladım. Ben buradaki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ben de ters geldiği için değiştiriyorum arkadaşlar. Sizde düz geliyorsa ilmeğin yönünü değiştirmenize gerek yok. Değiştirdim ilmeğimin yönünü ve iki ilmeği bir kesiyorum. Şişime doladım. Ve şimdi 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. 4 ilmekten sonra şimdi soldan sağa kesiyoruz. Kestim. Şu şekilde. Doladım şişime 2 ilmek düz. 2 ilmek düz ördükten sonra bakın şuradaki ilmeğimin yönünü gene değiştiriyorum. Şişime doladım. 2 ilmeğimi kestim. 4 ilmek düz. Şimdi gene 2 ilmek kesiyorum. Şişime doladım. 2 ilmek düz ördüm. Gene ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişime doluyorum. Ve 2 ilmek bir kestim. Ardından 4 ilmek düz örüyorum. İki ilmek tekrardan kestim. Şişime doladım. İki ilmek düz örüyorum. Bu da benim kenar ilmeğim. Normalde iki kenar ilmeği olacaktı. Burada bir tane olmuş. Bir ilmek eksik yapmışım arkadaşlar. Sorun değil. O benim kenar ilmeğim. Şimdi arka sıramızda hepsini ters örüyoruz. Bakın. Şu arttırma yaptığımız ilmekleri de ben bu şekilde ters olarak alıyorum. Yani bütün ilmeklerimiz ters olarak alınacak. Ben bu sırayı yapayım. Modelimizin ön sırasında birlikte devam edelim. Modelimizin ikinci sırasındayım ve ön sıramızdayız. Bu iki ilmek kenar ilmeğim benim. Şimdi bir alt sırada bir düz örüp dolamış arttırmıştık. Şimdi bu sıramızda arttırmamız olduğu için bir önceki sırada iki düz örüp bakın çoğaldı çünkü iki düz ördük. Şimdi arttırıyorum. Buradaki ilmeğimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmek kesiyorum.
Bakın şu kısım çoğalıyor. Burada da 2 ilmek düz örüyorum. Şu kısım azalıyor, bu kısım çoğalıyor arkadaşlar. Model az biraz daha büyüdüğünde kendini daha güzel belli edecek. 2 ilmeği bir kestim. 2 düz ördükten sonra şişime doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Daha sonra şuradaki ilmeğimin hemen önce yönünü değiştirdim. Sonra şişime doladım. 2 ilmeği bir kestim. 2 düz, 2 ilmeği bir kesiyorum. Şişime doladım. 1, 2, 3, 4. Düz ördüm. Hemen önce ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Şişime doladım. Hemen 2 ilmek kesiyorum. 2 düz. Arkasından 2 ilmek kesiyorum. Şişime doladım. 1, 2, 3. Bu benim kenar ilmeğim. Bunu bir ters olarak ördüm. Arkalarda dediğim gibi hep ters örülecek arkadaşlar. Ben burayı ters öreyim. Modelimizin 3. sırasında ön yüzünde birlikte devam edelim. Modelimizin 3. sırasındayız. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın şu şekilde modelimiz yavaş yavaş kendini belli etmeye başlıyor. Hemen 3 düz örüyorum kenar ilmeğimden sonra. 3 düz ördükten sonra arttırıyorum. Şuradaki ilmeğimin yönünü değiştim. 2 ilmeği bir kestim. Artık bakın bu ortada örülecek ilmek kalmadığı için kesme işleminden sonra bir kesme işlemi daha yapıyorum. Kestim. Şimdi şişime doladım. Burada 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Şişime doluyorum. 2 ilmek kestim. Arkasına 2 ilmek daha kesiyorum. Şişime doladım. 6 ilmek düz. Bakın şu şekilde modelimiz çıkmaya başladı. Hemen ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişime doluyorum. 2 ilmek kesiyorum. Buradan da hemen 2 ilmek kestim gene. Şişime doladım. 1, 2, 3, 4. Ve kenar ilmeğim. Bakın. Modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi arka yüzünü ben gene öreyim. Hep ters örülecek arkalar. Tekrar söylüyorum. Modelimizin 4. sırasında ön yüzünde devam edelim birlikte. Modelimizin 4. sırasında ön yüzündeyim. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın. Şimdi burada ters örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ters ördüm. Şu 2 ilmekleri düz öreceğim şuradaki. Şu tepedeki 2 ilmekler düz örülecek. Ortadaki 8 ilmek ters. 2 ilmek düz ördüm. Akabinde 8 ilmek ters örüyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
Burada tepeye geldik. Bu tepedeki iki ilmeğimiz düz örülecek. Bu sıramızda arttırma veya eksiltme yok. Bu sıramız harroşa olarak, iki düz olarak örülüyor. 8 harroşa, 2 düz olarak. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Düzümü ördüm 2. Daha sonra terslerimi örüyorum. Model çok güzel ve çok hızlı ilerleyen bir model. Şimdi arkada gene ters gideceğiz ve bir sıra daha şurada önde gene aynı şekilde harroşa gideceğiz arkadaşlar. Yani 8 ters 2 düz olarak. Bir sıra böyle gittik ya, bir sıra daha önde bu şekilde gidelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet, 2 sıra ters olarak gittim, bakın. Şu şekilde. Bunları iki düzümü düz ördüm. Burada 8 harroşa gittim. Şimdi tekrar modelimizi dökeceğiz. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi 1 düz örüyorum. 1 düz ördükten sonra burada kenar ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Şişime doladım. Sıra haroşama gittim. Bakın şöyle 1 ve 2. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. 2 kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi bakın. Burada altta 1 düz örüp arttırdık. Daha sonraki sırada 2 düz örüp arttırdık. Daha sonraki sırada 3 örüp arttırdık. Burada da şimdi bakın burada da 1 2 düz örüp 2 düz ördükten sonra şöyle ilmeklerim bir dakika 2 düz ördükten sonra 2 ilmek kesiyorum. İki ilmek düz ördükten sonra 2 ilmek kestim ve şişime doluyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Şişime doladım. 2 ilmek kesiyorum. Arkasından 4 düz. 1, 2, 3, 4. 4 düz ördükten sonra tekrar 2 ilmek kesiyorum. Şişime doladım. 2 ilmek düz. Şişime doladım. 2 ilmek kes. Arkasından 4 ilmek düz. 3 ve 4. Arkasından tekrar 2 ilmek kesiyorum. Şişime doladım. 2 ilmek düz. Şişime doladım. 2 ilmek kestim. Ve 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 kenar ilmeğim zaten. Şimdi arka sıramı yapıp geliyorum. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Arkasına 1 düz örüyorum. Ve 2 ilmek kesiyorum. Şişime doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. Şişime doladım. 2 ilmeği bir kestim ve 2 ilmek düz örüyorum.
iki düz ördükten sonra iki ilmek kesiyorum. İki ilmek kestikten sonra şişime doladım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra baştaki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişime doladım. 2 ilmek bir kestim. Arkasına 2 düz örüyorum. 2 düzden sonra tekrar 2 ilmek kesiyorum. Arttırdım. 4 düz. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Şişime doladım. 2 ilmeği bir kestim. 2 düz ve bir kenar ilmeği. Arka sıramı ters olarak ördüm. Ön yüzümdeyim. 2 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın. Burada 2 düzüm kaldı. 2 düzümü kesiyorum. Şöyle ikisini bir kestim. Şişime doladım. 6 ilmek düz örüyorum. 5, 6. İlmeğimin yönünü değiştirdim ve şişime doluyorum. 2 ilmeği bir kestim. Arkasına hemen 2 ilmek daha kesiyorum. Şişime doladım. 6 ilmek düz. 1 ilmeğimin yönünü çevirdim. Şişime doluyorum. 2 ilmek kestim. Hemen arkasından gene bir 2 ilmek daha kesiyorum. Şişime doladım. 6 ilmek düz. İlmeğimin yönünü çevirdim. Şişime doladım. 2 ilmeği bir kestim. 1 ilmek düz ve 1 ilmek ters ördüm. Şimdi arka sıramı yapayım. Modelimizin ön yüzünde gene devam edelim. Modelimizin ön yüzündeyim. Şimdi şurada modeli göstermek istiyorum. Bakın. Altı ve üstü bitirdik. Tamamen bir modeli bitirmiş olduk. Modelimiz gerçekten hızlı ilerleyen ve çok güzel duran bir model. Ben kahverengide yaptığım için açıkçası şu an biraz pişman oldum. Model videoda umarım görünüyordur tam güzel olarak. Çünkü gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Asla pişman olmazsınız. Şimdi bakın şurada da gördüğünüz gibi çoğaltarak gittik. Daha sonra şöyle. Çoğaltarak ilk sırada gittik, ikinci sırada keserek gittik. Bu köşemiz de böyle oldu. İlk ilmeğimi, pardon bu iki kenar ilmeğimi aldım. Şimdi yine haroşa olan kısma geçtik. Bakın burada iki kenar ilmeğinden sonra hemen haroşamıza başlamıştık. Burada bir düzümüzü örüyoruz. Şimdi 8 haroşa. Yani 8 ters örgü yaptım. Bakın şu iki direklerimiz düz. Şuradaki gibi. Şurada iki düz örmüştük ya haroşaların arasında. Şimdi burada bu direğimiz. İki düzden sonra yine aynı şekilde 8 haroşa. Ters örgü. Tekrar arkasına 2 düz. Böyle aynı şekilde gene 2 sıra yapalım. Bu 2 düzleri düz olarak örmeyi unutmayın. 2 sıra haroşamı gittim. Bunun gibi arkadaşlar. Şimdi şuradaki kısma yani ilk sıramıza döndük. İlk model sıramıza döndük. Aynı işlemi
tekrar edeceğiz. Gerçekten ben inşallah bu modelden yakın zamanda bir erkek bebek yeleği yapacağım. Takipte kalın inşallah arkadaşlar. Yapacağım ve paylaşacağım. Çünkü gerçekten çok güzel bir model. Bu koyu kahvede, acı kahvede pek model kendini belli edemese de inanın çok güzel duruyor. Çok da güzel. Tabii ben şimdi lastiğe gitmedim. Yan lastiklere gitmedim. O şekilde modelimiz ancak bu kadar kendini gösterebildi. Dediğim gibi modelimizin ilk sırasına döndük ama şöyle ilk başlangıcını gene göstermek istiyorum. Değerli örgü severler. İki kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bakın şuradaki bir düzümüz vardı. Bir düzümü örüyorum. Şişime doladım. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. 2 ilmek bir kestim. Arkasından 4 ilmek düz örüyorum. Arkasına 2 ilmeğimi bir kestim. Şişimi doladım. 2 ilmek düz. İlmeğimin yönünü çevirdim. Şişimi doladım. 2 ilmeği bir kestim. Ortada 4 düz ilmek örüyorum. Arkasına 2 ilmek kestim ve şişime doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Gene şişime doladım. İlmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği bir kestim. 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek bir kestim. Şişime doluyorum. 2 ilmek düz ve bir kenar ilmeğim. Evet. Bu şekilde artık ben daha devam etmiyorum. Arkada zaten haroşa. Dediğim gibi şu ilk sıraya döndük arkadaşlar. Bu ilk sırayı şimdi yapacağız. Bu şekilde böyle bir baklava dilimi de diyebiliriz bu modele. Dediğim gibi takipte kalın. İnşallah çok yakın zamanda yani bu modelimin videosunu yayınladıktan sonra birkaç gün sonra da inşallah Allah nasip ederse en fazla yani bir hafta iki haftaya kalmaz yani ikinci haftaya Allah'ın izniyle bir bebek yeleği yapacağım. Onu da videoya alacağım inşallah arkadaşlar. Bu modelin nasıl durduğunu görmenizi çok istiyorum. Çünkü ben bu modelden daha önce de yapmıştım. Çok güzel bir model. Evet, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.